Enbursa.com'dan haftanın en haberlerinden merhabalar. Sevgili dostlar, haftanın gündemi, hatta dünyanın gündemi, ülkenin gündemi belli. Depremler. Beşik gibi sallanıyoruz. Allah sonumuzu iyi etsin. Geçtiğimiz hafta içinde Elazığ'da canımız yandı biliyorsunuz. Elazığ 6.8 şiddetindeki depremle canımız yandı, yüreğimiz dağlandı. Bu vesileyle bir kez daha o depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Maalesef yani inşallah ülkemiz aslında geçmiş olsun diyorum ama işte bu da bizim kaderimiz, coğrafyanın kaderi. Bir deprem kuşağındayız. Diyoruz ya depremle yaşamaya alışmalıyız. Tabii depremle yaşamaya alışmalıyız. Yani ölmeye değil ama bu da depremler oluyor. Aslında depremler sözün bittiği yerler. Ama görüyorsunuz depremin olduğu ta günden beri konuşmaları izliyorum. Tartışmaları dinliyorum. Devlet büyüklerinin sözlerini, demeçlerini dinliyorum. Bir önceki depremlerden sonra söylenilenler, yapılanlar hepsi aynı. Daha önce 99 depreminde de aynı, Marmara Büyük Depreminde aynı sözler söylenmişti. Düzce depremi, Van depremi hep aynı sözler, aynı önlem alacağız, aynı şeyler yok söyleniyor. Bu kader yani bunun için aslında sadece Türkiye değil, Türkiye'nin fay hatları dünyanın birçok yerinde var. Örneğin Japonya'da da var. Her gün sallanıyorlar. Yani önemli olan yapılacak şeyler basit. Çok da konuşmanın anlamı yok ama ne yapılabilir? Kentsel dönüşüme özellikle ağırlık verilmesi gerekiyor. Yani bu kentsel dönüşümde belli artık. Fay hatlarının geçtiği yerler bile belli artık. Yani onun için fay hatlarının geçtiği yerlere ağırlık verip oradaki eski binalar yıkılabilir. Yerine sağlam binalar yapılabilir. Bir kere en az 9 şiddetindeki depreme dayanıklı bir bina yapmakla gerekir. Bunun için de teknolojiler zaten var. İnşaat teknolojisi onu verir yani. O istediğin şeyde şiddete dayanıklı binalar yapılıyor. Niye bizim düşünsenize yıllar önce, yüzyıllar önce yapılmış atalarımızın ilkel teknolojilerle yapıldığı binalar dururken son yıllarda yapılan binalar bile yıkılabiliyor. Demek ki malzeme kalitesi, işçilik kalitesine önem verilmediği için yıkılıyor. Ondan sonra canımız yanıyor. Ya ben inşallah son olur diyorum bu depremler ama işte önlemler almak gerekiyor. Biraz da ilk yardım konusunda, kurtarma çalışmaları konusunda da bilinçlenmemiz gerekiyor. Bununla da okullarda hatta anaokulundan itibaren başlamak gerekiyor bununla ilgili eğitim vermeye. Çünkü deprem olduğu zaman elimiz ayağımız tutuluyor. Kimin evde bile nereye kaçacağımızı, nereye yapacağımızı bilmiyoruz. Bu deprem gerçeğinde yaşamak zorundayız. Deprem evet öldürmüyor, ihmaller öldürüyor. Mümkün oldukça bu ihmalleri askeri düzeye indirmemiz gerekiyor. Dayanıklı bina yapacağız. Deprem olduğunda önlem alma konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Bununla ilgili devlet ve millet el ele vermek gerekiyor. Yoksa bunları yapmadığımız sürece her depremde bu acıları yaşarız. Bu söylemlerde bulunuruz. Ondan sonra deprem acısı geçtiği zaman, enkaz kalktığı zaman yani ateş düştüğü yeri yakıyor gerçekten. Şimdi şu anda Elazığ'da o soğukta insanlar neler çekiyor. Onlar biliyor o çadırlarda. Allah yardımcıları olsun. Yani kolay iş değil ama hakikaten bir yerden başlamak lazım. Bunda devlet, millet, devlet el ele vererek, yani taviz vermeden, yani kentsel dönüşümde örneğin rantsal dönüşüm yapmadan, yani bir menfaat fazla düşünmeden yapmak gerekiyor. Başka yolumuz yok. Yani o fay hatlarını da başka yere taşıma şansımız olmadığına göre bunu yapmamız lazım. Bu kaçınılmaz. Daha bu depremle ilgili ne söylenebilir? Mesela bir son dönemlerde bir de şey çıktı. Deprem uzmanlarının dışında bir de deprem kahinleri çıktı. Bir tane Tayvanlı var. Bursa ile ilgili son tweet atmış. Bursa'da tehlikeli, bizi korkutuyor. Korkalım. Gerçekten korkmadan yapamıyoruz bazı şeyleri. Korkalım ki önlemimizi ona göre alalım. Deprem zaman zaman unutturuyor kendini. En olmadık yerde vuruyor. O yüzden devamlı gündemde de tutmak lazım. Yerel yönetimler, devlet olsun, millet olsun bu konuda bilinçli, duyarlı olmamız lazım. Depremle yaşamaya, dediğim gibi sözümün başında depremle yaşamaya çalışalım. Ölmeye değil yani. O başka ne diyebilirim? Tekrar milletimizin başı sağ olsun. Allah beterinden, daha büyük depremlerden, daha büyük afetlerden korusun. Hafta içinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un güzel bir açıklaması vardı. İllerdeki statları meslek liselerine çevirme projemiz var dedi. Gerçekten güzel bir proje. Hoşuma gitti benim. Çünkü biliyorsunuz stadyumlar koca bir kütleyi, 15 günde bir maç oynanıyor statlarda. Yılın 6 ayı toplam oynanıyor. 6 ayında maç oynanmıyor. Onun dışında statlar atıl durumda. Bazı statlar şehir içinde, altlarında iş yerleri falan, hayatla iç içe olanlar var.
Ama bazı statlar şehrin bir yerinde, yani maçtan maça gidilen bir ve bu okula dönüştürülürse gerçekten de güzel olur. Örneğin bizim, ben bakanın sözünden sonra hemen aklıma bizim taraftarın gönlünde timsah arena olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediyesi stadı geldi, yeni stadımız. Altındaki dükkanlar biliyorsunuz kurulduğundan beri, yapıldığından beri atıl durumda. Kiraya verirse kimse talip çıkmıyor. Başka amaçlı da kullanılmıyor. Çürüye gidiyor. O yüzden oraları gerçekten şey olabilir, bir meslek lisesine dönüşebilir. Çevresi de buna müsait. Örneğin arkasında, karşısında hemen bir yeni hastane yapılıyor. Bu hastane ile koordineli bir sağlık meslek lisesi yapılabilir orada. Orada dönüşebilir yani. Stat ona uygun. Bursa Spor Koleji de olabilir. Bununla ilgili bir çalışma da olduğunu biliyorum. Olursa çok güzel olur. Etrafında oteller var örneğin. Birçok oteller var. Hepsi marka marka oteller. Ve otellerle diyalog haline gelip orası bir turizm meslek lisesi olabilir. Orada yetişen öğrenciler otellerde de staj görebilir. Bu konu gerçekten önemli. Yani hem ekonomik açıdan önemli, hem statların 7-24 yaşaması, çevresinin daha cazip haline gelmesi açısından önemli. Düşünsenize, Timsah Arena'da kulda eğitim gören öğrenciler doğal olarak bir Bursa sporlu olacaklar. Oradaki oranın şeyinden, etkisinde etkilenmemeleri mümkün değil. Taraftar açısından da önemli. Bu konuda Bursa Spor Yönetimi, yerel yönetimler ağırlık versinler. İnşallah o proje hayata geçer. Statların meslek lisesi olması konusunda Timsah Arena bence biçilmiş kaptan. Bu konuda yani Bursa Spor Yönetimi'nin bastırmasında yarar görüyoruz. Biz de kamuoyu olarak, biz de basın olarak arkasında olacağımıza söz veriyorum. Deprem deprem diyoruz ama depremin dışında da birçok tehlikeler var tabii. Örneğin işte geçtiğimiz günlerde Bursa Nilüfer Belediyesi her yıl yapıyor, yaklaşık 2010 yılından beri ilçedeki elektromanyetik kirlilik ölçümü yapıyor. Elektromanyetik kirlilik ölçümü nedir bu? Yani radyasyon oranlarını falan ölçüyor. Ülkedeki sadece hava ve suyun dışında. Tabii hava, su görünebiliyor kirlilikte. Elektromanyetik kirlilik pek görünmüyor. Ama yapılan ölçümler, son ölçüm 2019 ölçümlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı Belediye Başkanı Turgay Erdem. Gerçekten Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa standartlarının iki katı neredeyse üstünde çıkmış. Düşündürücü bir sonuç. Ama yetkilileri göreve çağırmış. Bu sonuçlara ciddiye almalarını istemiş Başkan Erdem. Ben tabii okuyunca bir Nilüferli olarak gülümsedim tabii. Neden gülümsedim? Yani bir önceki başkan Sayın Mustafa Bozbey de her sene bu açıklamayı yapardı. Bu açıklandıktan sonra yetkilileri davet ederdi göreve. Demek ki değişen bir şey olmuyor. Ölçümler ölçüldüğünde kalıyor. Yine herkes devam ediyor. Neden kaynaklanıyormuş bu elektromanyetik kirlilik? Belli yani. Baz istasyonları en başta. Bir de yüksek gerilim hatları var ilçenin içinde. Trafolar. Bunlar en büyük etkenler. Tabii Nilüfer özelinde konuşuyoruz ama Bursa genelinde, diğer ilçelere de baktığımızda çok farksız olacağını zannetmiyorum sonuçların. Aynı kirlilik oranı yine çıkabilir. Bunları azaltmak da mümkün. Yani artık hangi çağda yaşıyoruz? Hala gökyüzünün dışarıda yüksek gerilim hatları var. Onları yerin altına alınabilir. Baz istasyonları, özellikle bu elektromanyetik kirlilik çocukları ve yaşlıları çok etkiliyormuş. Yani Dünya Sağlık Örgütü bu kirliliği kanser yapıcı etkenler listesine koymuş. Ne biliyor musun? Yani bu kadar vahim ve önemli bir olay. Hiç olmadı bu baz istasyonlarını, yüksek gerilim hatların geçtiği yerleri uzak yere yapılabilir. Okulların, çocuk parklarının olduğu yerlerden mümkün oldukça uzaklara çekilebilir. Onu yapalım hiç olmadı. Tabii işin bir gerçek tarafı da var. Sadece biz sokakları ölçülüyor. Evlerimiz de ölçülse elektromanyetik kirlilikte farksız olacağını zannetmiyorum sokaklardan. Çünkü teknolojiyi kullanıyoruz. 4G diyoruz, 5G diyoruz, güzel. İnternete kolay ulaşıyoruz ama her zahmetin bir külfeti, her rahmetin bir külfeti de oluyor. Mümkün oldukça bunu asgariye indirmeye bakmamız lazım. Sağlık elden gittikten sonra internette istediğin yere ulaş, istediğin şeye bir faydası olmuyor. Ancak ulaşabileceğin tek yer oluyor. Hastaneler, doktorlar oluyor. Sevgili dostlar, bir de tabii son dönemlerde dünyanın gündeminde depremin dışında bir de korona virüsü diye bir virüs çıktı. Başımızın belası. O da korkutuyor insanları. Çin'de çıktı bu virüs biliyorsunuz ve hızla da yayılıyor. İnsanları korkutuyor. Çin'de şu ana kadar resmi kayıt, bilmiyorum ne kadar doğru, 200 civarında insan bu virüsten dolayı vefat etmiş, hayatını kaybetmiş ve birçok insan da hala hastanelerde tedavi altındaymış.
Yani bu virüse karşı ciddi önlemler alınıyor. Hızla da bulaşıyor. Diğer ülkelere bulaşmaması için mücadele ediliyor. Bizde de önlemler alınıyor Sağlık Bakanlığı merkezinde. Biz de kendimizde bir önlemler almamızda yarar var. Ellerimizi uzmanlar diyor çok sık yıkayın, sabunla yıkayın ellerinizi. Öpüşme faslığını biraz erteleyelim. Eş, dost, akrabalarla her karşılaştığımızda bizde biliyorsun gelenektir şapur şupur öpüşürüz. Bunu biraz ara vermemiz lazım gerçekten. En kolay yolu, bulaşma yolu bu şekillermiş. Dikkat etmemiz lazım. Bulaşmaması için gerekli önlemleri alalım. Bu işin şakası yok gerçekten. Bu işin esprisi yok. Dikkat etmekte yarar var. Sevgili dostlar, en haberlerden bu haftalık bu kadar. Haftaya inşallah daha sağlıklı, daha güzel, daha esprili haberlerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın diyorum.